Evet değerli arkadaşlar, geldik program tasarısı hazırlamaya. Bundan önceki videoyu biraz uzun tuttum. Hani konu bütünlüğü bozulmasın diye. Bu video biraz daha kısa olacak arkadaşlar. Nedir program tasarısı hazırlama? Program tasarısı hazırlarken arkadaşlar hedefler önceliklemiştik. Ki bu video boyunca bu hedeflerden konuştuk. Hedefler çok çok mühimdi. Nedir bu hedef? Şöyle bir tanımına bakacak olursak. Hedef dediğim şey şu. Planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştıran davranış değişikliği. Yaşantılar yolu dedik. Neden yaşantılar yoluyla? Malumuz arkadaşlar, çağdaş eğitim sistemi diyor ki öğrenci bizzat yaparak yaşayarak öğrensin. Ki ÖYT dersinde öğrendiğiniz yöntem ve teknikleri hemen hızlıca bir hatırlayın. Boyuna öğrenci etkindi, boyuna öğrenci aktifti. Öğrenci yaşantı yoluyla bazı şeyleri öğreniyor. Davranış değişikliği ya da davranış olarak ifade edilmeye uygun bir özelliktir hedef. Önceki hedefler hazırlanır. Hedefler bendikten sonra işe devam edilir. Tabii hedefler öyle rastgele kafaya göre yazılmaz. Yani bunun belli bir planı, programı vardır. Öyle rastgele hedef yazayım, işte bunlar hedef olsun denmez. Program tasarısı hazırlanırken arkadaşlar öncelikle hedefler belirlenir. O hedeflerde neye göre belirlenir? Bu videoda özellikle onu göreceğiz arkadaşlar. Hedeflerin içeriğinin ne olabileceğini ortaya koymada, öğrenme öğretme sürecini düzenlemede, yani strateji, yöntem ve teknik seçimi kolaylaştırıyor hedeflerim. Yani ben hedeflerimi bildim mi, ona uygun yöntemler, teknikler seçerim. Yöntem teknik seçmede hedeflerin belli olması işimi kolaylaştırır. Hatta şöyle basit bir şey söyleyeyim. Mesela yıllık planları incelemişsinizdir staj yaparken vesaire. Yıllık planlarda şunları görürsünüz arkadaşlar. Konular var. Kazanımlar, o kazanımlar hedefimdir işte. Yanında bu kazanımlara ulaşmak için kullanacağım yöntem, teknik ve stratejiler vardır. Önerilen yöntem ve teknikler, stratejiler vardır. Mesela diyor ki bunu örnek olan yöntemiyle işte. Bunu diyor ki işte tartışma yöntemleriyle, panelle, forumla falan işte daha etkili olur. Öğretim sürecine yön vermede ve ölçme ve değerlendirme durumlarına rehberlik etmede önemli işlevleri vardır. Hedeflerinden arkadaşlar. Amaç öğrenme, öğretme sürecini planlı hale getirmektir. Yani hatırlarsanız ÖYT dersinde ben size şöyle bir tanım yapmıştım. Neden hedefe görelilik ilkesi öncelikli? Neden hedefler öncelikli? Şöyle bir benzerlik kurmaya çalışmıştım. Hedeflerimiz bizim rotamızdır, yol haritamızdır. Nasıl ki rotasız bir gemi hangi limana ne zaman yanaşacağını bilmez ve okyanusta kaybolursa, hedefsiz öğretmen de, hedeflerini bilmeyen öğretmen de derste nerede, ne zaman, ne yapacağını bilmez. Yani hangi yöntem tekniği, ne zaman, nerede, nasıl seçeceğini, nasıl uygulayacağını adam akıllı bilemez. Dediğimiz gibi arkadaşlar, hedeflerin belirlenmesindeki esas amaç öğrenme, öğretme sürecini planlı, programlı hale getirmektir. Az evvel söylemiştim, tekrar edeyim. Peki bu hedefler nasıl belirlenir? Öyle kafaya göre hedef belirlenmez. Şöyle bir sistem var arkadaşlar. Hedefe belirlemek için önce bir ihtiyaç analizi ve değerlendirme yapılır. Ki ileride ben size ihtiyaç analizleri nasıl yapılır onu detaylı anlatacağım. İhtiyaç analizi yapıldı. Birey, toplum, kullanılan bilgisi ve doğa dikkate alınarak aday, yani olası hedefler ortaya çıkar. Onlarca aday hedef ortaya çıkar. Sonra süzgeçler devreye girer. Bu hedefler belli süzgeçlerden süzülecek. Öyle karşıma çıkacak. Öncelikle eğitim felsefeme bakarım. Bu aday, olası hedefler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın benimsemiş olduğu ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefesine uygun mu değil mi? Uygunsa geçti. Bu süzgeci geçti, elenmedi. Sonra eğitim psikolojisine bakarım. Yani çocukların gelişim özelliklerine uygun mu değil mi? Uygunsa geçti. Sonra eğitim ekonomisine bakarım. Ekonomime uygun mu değil mi? Uygunsa geçti, değilse elendi. Sonra eğitim ekonomisine bakarım. Uygun mu değil mi? Uygunsa geçti. Geçti ne oldu? Hedeflerim oldu. Artık program tasarısı hazırlanmaya başlandı. Ve bu hedefler arkadaşlar sınıflanmaya başlıyor. Bilişsel alan, duyusal alan ve devinişsel. Diğer adı devinimsel. Diğer adı psikomotor. Psiko motor diye üçe ayrılıyor. Bu ayrımı yapan kim? Bloom hocamız. Bloom'u ÖYT derslerinde de hatırlarsınız. Tam öğrenmenin kurucusudur. Burada daha çok karşımıza çıkacak.
Üç alana ayrılıyor. Bilişsel, duygusal, devinişsel. Sonra bu hedefler davranışlara dönüştürülüyor arkadaşlar. Yani nasıl oluyordu? İhtiyaç analizi yapıldı. Değerlendirme yapıldı. Birey, toplum, kullanılır bilgisi, doğa dikkate alındı. Aday olası hedefler belirlendi. Bunlar eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim ekonomisi, eğitim sosyolojisi süzgeçlerinden geçti. Sonra program tasarısı hazırlanmaya başlandı. Ve bu hedefler 3 alana ayrılıyor. Bilişsel, duygusal, devinişsel ki Bloom taksonomisi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bloom taksonomisi. Bu Bloom taksonomisinde arkadaşlar Bloom bilişsel alanı basamaklara ayırıyor. Taksonomik olarak yani kolaydan zora doğru sıralıyor. İşte bilgidir, kavramadır, uygulamadır, analizdir, sentezdir, değerlendirmedir vesaire. Bunları ilerleyen derslerimizde çok detaylı göreceğiz. Çünkü Bloom'dan da muhakkak bir soru geliyor. Soru demişken, şimdiye kadar işlediğim yerden muhakkak bir soru geliyor. Belki iki soruya çıkabilir. Özellikle Pastner'dan muhakkak bir soru geliyor. Yani sorunun gelmediği yıl yok. Ya bana örtük sorulacak, ya ekstra sorulacak, ya resmi program sorulacak, ya uygulamadaki program sorulacaktır arkadaşım. Bunlara dikkat edeceğim ve devam edelim. Hedeflerin dikey bir de yatay sıralanması var. Dikey hedefler var, bir de yatay hedefler var. Dikey hedefler uzak, genel ve özel hedeflerdir. Birazdan detaylı göreceğiz. Başka bir şemada ben size göstereceğim bunu. Bir de yatay hedefler var. Yatay hedeflerde Bloom'un taksonomik sınıflaması var. İşte bilişsel, duygusal ve devinişsel hedefler var. Bunu ben size çok daha detaylı anlatacağım ileriki derste. Belki bir saatimiz bile alacaktır şu yatay hedefler diyelim. Şimdi şu dikey hedefler ne? Onları görmeye başlayalım. Dikey hedefler, aha şunlar. Uzak hedefler, genel hedefler, özel hedefler. Uzak hedef nedir? Ülkenin politik felsefesidir. Kimler tarafından belirlenir? Siyasetçiler tarafından gerçekleştirilir. Anayasa ve yasalarla ifade edilir. Eğitim sistemine yön verir. İdeal insan tipini yansıtır. Örnek verecek olursak Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözünü hatırlayalım. Amaç neydi? Amaç çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmış vatandaşlara yetiştirmek. Bakın bu hedefi kim koydu? Bu uzak hedefi Atatürk. Kendisi siyasetçi. Yani devlet kurucusudur. Eğitim uzmanı falan değildi. Tamam, eğitimle ilgili çok şey söylemiştir. Çok şey yapmıştır. John Dewey'i Türkiye'ye getirmiştir. John Dewey'den uygun öğretim programları yapmasını istemiştir vesaire. Lan kendisi siyasetçidir. Anayasada yazılan şeylerdir bunlar. Yani eğitim nasıl olmalı? Eğitimde amaç nedir? Amaç nedir sorduğumuza Atatürk'ün verdiği cevap çağdaş uygarlık düzeninin üzerine çıkmış vatandaşlara yetişmektir. Bu bizler için uzak hedef değildir. Genel hedefler nedir? Genel hedefler ülkenin eğitim felsefesiyle ilgilidir. Yani okul tarafından gerçekleştiriyor. Siyasetçiler değil. Uzak hedeflerin yorumudur. Siyasetçiler uzak hedefler koymuştu. Genel hedefler bunu yorumlar. Okulun işlevini ortaya koyuyor. Örnek verirsek ilköğretim hedefleri, ilköğretim kademesindeki okullaşma oranlarının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması bizim için genel hedeftir. Ki bu genel hedeften ötürü hadi kızlar okula kampanyası başlatılmıştır. Niye? Okullaşma oranı artsın. Artı uzaktan eğitim başlatılmıştır yıllar önce. Okur yazar oranı artsın diye. Geliyoruz özel hedeflere. Burada artık bir disiplin ya da ders için belirlenen hedeflerdir. Bir okula yürütülen derslerle gerçekleştiriliyor. Misal tarih, misal coğrafya, misal fizik, kimya, biyoloji, ortaokul neyse sosyal bilgiler, fen bilgisi vesaire, Türkçe, matematik. En somut olandır çünkü bunlar soyuttu. Yani uzak hedefler ve genel hedefler soyuttu ama özel hedefler daha somuttur. Bir disiplin alanı ile ilgili hedeflerdir. Örneğin lise 1. sınıf tarih dersinin özel hedefleri. Bu özel hedefleri de Bloom 3'e ayırıyor. Bilişsel, duyuşsal, devinişsel. Şu özel hedefler bize daha yakındır arkadaşlar. Yatay düzenle gider. Dikey hedefler ise daha soyuttur, bize uzaktır. Yataysa biraz daha somutlaşmış halidir. İlerleyen videolarımız arkadaşlar ben size zaten şu bilişsel, duyusal, devinsel yani psikomotor alanı detaylı anlatacağım. Şu hedefler neydi? Uzak hedefler. Siyasetçiler tarafından belirleniyordu. Anayasa ve yasalar ifade ediliyordu. Eğitim sistemine yön veriyordu. Genel hedefler okul tarafından gerçekleşiyordu. Uzak hedeflerin yorumlarıydılar. Özel hedefler ise bir derse ilgili. Misal, lise coğrafya dersinin özel hedefleri. Lise fizik dersinin özel hedefleri. Ortaokul sosyal bilgiler dersinin özel hedefleri özel hedeflere giriyordu. Bunlar da
3 başlık altında inceleniyor bu hedefler. Bilişsel hedefler, duygusal hedefler, deneyimsel hedefler. Bunları çok daha derin, detaylı göreceğiz. Diyelim şöyle videoda pek gözükmemiş. Özel hedefler, bilişsel, duygusal, devinişsel alanlara ayrılıyor. Bunlar da yatay sıralanmasıdır. Dikey sıralama bu şekil, yatay bu şekil diyelim. Burada bitirelim.